3, 2 ve 1. İşte bizim ayık görenler için avataşım. Işığı tuttuğumuzda yarı saydam geçirgenliği sonucunda kayaç bal rengini almakta ve bundan esinlenerek mağaraya Ballıca ismi veriliyor. Mağaranın kapalı noktalarında farklı renklerin olduğu söylenmekte, bakır, demir ve magnezyumun türevlerine göre değişen renkler söz konusu. Ancak bizim görebileceğimiz tek renk budur ve içerisinde bakırın türevi olan %4'lük bir olan oranla azolit söz konusu. Yani %4'ü zaten rengini verir ve azolit mağara içerisinde ne kadar yoğun olursa o kadar koyu, o kadar kırmızıya yakın bir renk almakta. Görmüş olduğunuz geçirgenlik sadece burada değil, mağaranın her kısmında söz konusudur. Ancak en güzel nokta burada olduğu için bunu burada anlatıyoruz. Hızlı bir şekilde üzerindeki desene değineceğim çünkü bu kayaçlar fazla ışıktan hoşlanmazlar. Mağara içerisinde 1 santimetre küp, yani çaya attığınız bir küp şekeri kadar taş suyun damlaması ile ortalama 50 ila 75 sene arasında oluşurken burada olay biraz farklı. Çatlak sistemi yukarıdan geniş bir şekilde geliyor ve su aşağıya akıntı halinde inmekte ve her 150 senede ortalama bir kireç halkası oluşturuyor. Ve bu da kireç halkasının genişliğine, yani büyüklüğüne göre değişen bir süre zarfıdır.